Herkese merhaba. Statik konu anlatımı yapıyoruz. Konumuz iki boyutlu kuvvet sistemleri. İki boyutlu kuvvet sistemi, kuvvetlerin tamamının aynı düzlemde yer aldığı kuvvet sistemidir. Sistemi oluşturan kuvvetlerin hepsi aynı düzlemde yer alır. İki boyutlu kuvvet sistemini oluşturan kuvvetlerin içinde bulunduğu kuvvetler düzlemini XY düzlemiyle çakıştırabiliriz. Genellikle bunu yaparız. XY düzlemiyle kuvvetler düzlemini çakıştırarak işlem yaparız. Şimdi tek boyutlu kuvvet sistemini göz önüne alalım. Tek boyutlu kuvvet sistemini oluşturan kuvvetlerin tamamı aynı tesir çizgisi üzerindedir. Dolayısıyla bu kuvvetlerin hepsinin XY düzlemi içerisinde yer alabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla tek boyutlu kuvvet sistemlerini iki boyutlu kuvvet sistemleriyle birlikte inceleyebiliriz. Tek boyutlu kuvvet sistemini oluşturan kuvvetlerin XY düzleminde yer aldığını düşünürsek, hem X bileşeni hem Y bileşeni olabilir, fakat eksenleri böyle seçmek yerine eksenlerden birisini kuvvetlerin tesir çizgisiyle çakıştırabiliriz. Mesela X eksenini çakıştırabiliriz. O zaman hepsinin sadece X bileşeni olur, hiçbirinin Y bileşeni olmaz. Y ekseniyle çakıştırabiliriz. O zaman da hiçbirinin X bileşeni olmaz, hepsinin sadece Y bileşeni olur. Aslında tek boyutlu kuvvet sistemleriyle işlem yaparken eksenleri hiç seçmeye de gerek yoktur. Kuvvetlere paralel doğrultunun herhangi bir tarafını pozitif seçeriz. Pozitif tarafa doğru olanları pozitif, negatif tarafa doğru olanları da negatif eksi işaretiyle göz önüne alarak işlem yaparız, yapabiliriz. Şimdi iki boyutlu kuvvet sistemlerine devam edelim. İki boyutlu kuvvet sistemlerinin dik bileşenlerinden bahsedelim. Bu dersimizde kartezyen koordinatları, kartezyen eksenleri kullanacağız. Onları kullanmak yeterli oluyor. Yeterli olacaktır bizim için. XY eksen takımını kullanacağız. XY düzlemiyle kuvvetler düzlemini çakıştırdığımız zaman kuvvetlerden herhangi birisinin sadece X ve Y bileşeni olur, Z bileşeni olmaz. Hatta bu iki dik bileşenin bir tanesi de sıfır olabilir. Sadece X bileşeni olabilir, sadece Y bileşeni olabilir ama genel halde ikisi de olabilir. Fakat hiçbir zaman Z bileşeni olmaz. Bir kuvveti XY eksen takımındaki birim vektörler cinsinden yazabiliriz. F eşittir Fx i artı Fyj şeklinde yazabiliriz. Eğer elimizde F ve teta varsa, yani kuvvetin yönü ve şiddeti biliniyorsa, o zaman dik bileşenleri şekildeki bağıntıdan bulabiliriz. Dik bileşenlerden Fx, Fx eşittir F kosinüs teta bağıntısından bulunur. Fy de Fy eşittir F sinüs teta bağıntısından bulunur. Buradaki teta açısı yönlü bir açıdır. Teta açısını x ekseninin pozitif tarafından saat ibrelerini ters yönde ölçeriz. Saat ibrelerini ters yönde döndüğümüz zaman teta açısını pozitif alırız, pozitif buluruz. Fx ve Fy bileşenleri pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Mesela elimize bir örnek alalım. Fx bileşeni negatif olan bir kuvvet göz önüne alalım. Bu kuvveti iki dik bileşene ayırırken Fx eşittir F çarpı kosinüs teta, Fy eşittir F çarpı sinüs teta bağıntılarını kullanabiliriz. Bu bağıntıları kullandığımız zaman Fx'in işareti kosinüs tetadan gelir. Kosinüs teta negatif olduğu için Fx kendiliğinden negatif olur. Yani bu bağıntıları hiç değiştirmeye, önüne eksi işareti yazmaya gerek yoktur. Fakat açıyı eğer başka bir açı kullanırsak, mesela F kuvvetinin x ekseninin negatif tarafıyla yaptığı açıyı kullanırsak, o zaman F çarpı kosinüs beta Fx'i verir fakat yönünden kaynaklanan işareti vermez. O işareti biz yerleştirmeliyiz. Başka bir örnek, kuvvetin y ekseninin pozitif tarafıyla yaptığı açı biliniyor olabilir. Onu kullanmak isteyebiliriz. Eğer y ekseniyle yaptığı açıyı kullanırsak, Fx eşittir F çarpı sinüs beta yapar. Fakat yine yönünden kaynaklanan işaret kendiliğinden gelmez. Biz yerleştirmeliyiz. Bu arada Fy de F çarpı kosinüs beta yapar. Alternatif olarak elimizde Fx ve Fy olabilir. Daha önceden verilmiş olabilir. Fx'i ve Fy'yi biliyoruz, bulmuşuz. O zaman bizden F ve teta soruluyorsa, kuvvetin şiddetinin ve yönünün ne olduğu
soruluyorsa, kuvvetin şiddetini Pisagor bağıntısından, yönünü de tanjant teta eşittir fy bölü fx bağıntısından buluruz. Kuvvetin yönünü bulurken dikkat edeceğimiz bazı hususlar var. Mesela kuvvet birinci bölgede ise, yani fx ve fy ikisi de pozitifse, o zaman teta açısı 0 ile 90 derece arasında bir açıdır. Tanjant teta eşittir fy bölü fx bağıntısında fx'i ve fy'yi yerine yazdığımız zaman tanjant teta pozitif çıkar. Teta pozitif çıkar. Hesap makinesi bize bir değer verir. Verdiği değer 0 ile 90 derece arasında bir değerdir ve aradığımız cevaptır. Ama eğer fx ve fy şekildeki gibi verilmişse, yani kuvvet ikinci bölgede fx negatif, fy pozitifse, bu sefer teta açısı 90 derece ile 180 derece arasında bir açıdır. Tanjant teta fx ve fy'yi yerine yazdığımız zaman negatif olur. Teta da negatif olur. Hesap makinesinin verdiği değer negatif bir değerdir. 0 ile eksi 90 arasında bir değer karşımıza çıkar. Bu değer cevap değildir. Cevap bu değerle 180 dereceyi toplayarak bulunur. Yani negatif bir değerle 180 dereceyi toplayarak kuvvetin açısını buluruz. Gelelim üçüncü alternatife. Fx de negatif, fy de negatif. Yani üçüncü bölgedeyiz. O zaman teta 180 derece ile 270 derece arasında bir değer alır. Şimdi hesap makinesinden neyi buluyoruz bakalım. Tanjant teta da fx ve fy'yi yerine yazdığımız zaman tanjant teta pozitiftir, teta da pozitiftir. Hesap makinesi bize 0 ile 90 derece arasında pozitif bir değer verir. Bu verdiği değer cevap değildir. Cevap bu değerle 180 dereceyi toplayarak bulunur. Bu pozitif değerle 180 dereceyi toplayarak 180 dereceden büyük bir açı elde ederiz. Cevap odur. Son olarak dördüncü bölgede bir kuvvet göz önüne alalım. Dördüncü bölgedeki bir kuvvetin fx'i pozitif, fy'si negatiftir. Dolayısıyla x ekseninin pozitif tarafıyla yaptığı açı saat ibrelerini ters yönde ölçersek 270 ile 360 derece arasındadır. Saat ibreleri yönünde, yani negatif yönde ölçersek 0 ile eksi 90 derece arasındadır. Tanjant teta da fy ve fx yerine yazılırsa tanjant tetayı negatif buluruz. Dolayısıyla hesap makinesi bize negatif bir değer, açı olarak negatif bir değer verir. 0 ile eksi 90 arasında negatif bir değer verir. Hesap makinesinin verdiği değer cevap olarak kullanılabilir. Fakat biz illa da x ekseninin pozitif tarafıyla saat ibrelerine ters yönde yaptığı açıyı bulmak istiyorsak, o zaman da bu bulduğumuz negatif değeri 360 dereceyle toplayarak o açıyı bulabiliriz. İkisi de cevaptır. İki kuvvetin bileşkesinin dik bileşenler kullanılarak bulunması mümkündür. Elimize örnek olarak şekildeki kuvvetleri alalım. F1 ve F2 rastgele iki kuvvet, R de onların toplamı. Bu kuvvetlerle işlem yapacağız. Şimdi x, y eksenlerini seçelim. F1'in ve R'nin başlangıcı O'da olsun. O'ya taşıyalım, O'ya yerleştirelim. Bu kuvvetleri x ve y eksenlerine dik yüz düşürelim. Hepsinin x bileşenini, y bileşenini şekilde gösterelim. Buradaki kuvvetler rastgele seçilmiş kuvvetlerdir. X ve y bileşenleri pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Mesela F2'nin y bileşeninin negatif olduğunu görüyoruz. Bu vektörleri birim vektörler cinsinden ifade edelim. Hepsinin x bileşeni de var, y bileşeni de var. Dolayısıyla i'li terim, j'li terim hepsinde de var. Burada f2y'nin negatif olduğunu görüyoruz. Fakat formülde yerine yazarken önünde eksi işareti göstermiyoruz. Yönünden kaynaklanan işaret f2y'nin içindedir. Gelelim bu elde ettiğimiz ifadeleri r eşittir f1 artı f2 bağıntısında yerine yazmaya. Bu bağıntıları yerine yazdığımız zaman aşağıdaki bağıntıyı elde ederiz. Bu bağıntıda da i'li terimleri, j'li terimleri bir araya toplarsak i'nin katsayısı f1x artı f2x, j'nin katsayısı da f1y artı 2y yapar. Yine hatırlatıyorum, burada f2y'nin önünde eksi işareti olmadığını vurguluyorum. F2y'nin işareti içindedir. J'nin katsayısı toplam fx, j'nin katsayısı da toplam fy'dir. Sol taraf sağ tarafa eşitse o halde rx toplam fx'e, ry de toplam fy'ye eşittir. Böylece bileşkenin x ve y bileşenlerini bulmuş olduk. Bu bağıntılar yardımıyla bileşkenin x ve y bileşenlerini bulabiliriz. Bileşkenin rx ve ry dik bileşenlerini
bulduktan sonra yönünü ve şiddetini Pisagor bağıntısı ile tanjant teta bağıntısından bulabiliriz. Bu bağıntılar eğer kuvvet sayısı 2'den fazlaysa da kullanılabilir. Kuvvet sayısının ne kadar olduğunun önemi yoktur. Hoşça kalın.